Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Trabzonspor takımının gündeminden bahsedeceğiz. Dün akşam oynanan Adana Demirspor maçı sonrasında Abdur Hoca'nın yapmış olduğu röportaja birazcık değineceğim ve arkadaşlar takım gündeminde sohbet şeklinde bir video olsun istiyorum. Öncelikle kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı da beğenmenizi istiyorum. 30 bin aboneye geldiğimizde hatırlatmak istiyorum. Birkaç videoda hatırlatmıyorum. Forma çekilişi yapacağız ve hediye çeki vermeyi planlıyorum arkadaşlar. Onun için lütfen ee, abone olalım bildirimlerimizi açalım videolarımızı çektikten sonra sizlere e, zamanlama şeklinde gelsin çünkü her an bir video atabiliyorum arkadaşlar kaçırmanızı istemiyorum şimdiden ilgi ve alakanızdan dolayı ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum öncelikle Abdülkadir Ömür biliyorsunuz korona yakalandı Salih kavrazın adı da geçiyor bu iki oyuncuya çok geçmiş olsun diyorum Abdülkadir Ömür'e kardeşinden geçti diye bir e, duyum aldım bilmiyorum ne derece doğru ama işte arkadaşlar çok dikkat edilmesi gerektiğini buradan anlamamız gerekiyor genelde zaten Akraba arası bulaş riski çok yüksek. Arkadaşlar sağa sola çok girmemek gerekiyor bu dönemde. işte ise şu araya geçiş dönemi olarak görerek biraz daha kendimizi kollamamızda fayda var diye düşünüyorum. Ben Abdülkadir Ömür'e çok geçmiş olsun diyorum. bir dinlenme fırsatı yakalayacak mecburen 10 gün. Bir iki hafta takımdan ayrı kalacak. Zaten Hücum hattında bir sıkıntımız vardı. Bir de Abdülkadir Ömür bunlar eklenmesiyle beraber Vakayeme, bu boyunca zaten antrenmansızlardı. Şimdi bir de Abdülkadir Ömür bunları eklendi. Bakalım ilerleyen süreçte nasıl bir sistem olacak göreceğiz. Ama Abdülkadir Ömür'ün hastalanması, Abdülkadir Ömür'ün iki hafta forma giyemeyeceğinden dolayı da ben Abdullah Avcı'nın sistemde bir değişikliğe gideceğini düşünüyorum. Üçlü orta sahaya döneceğini düşünüyorum. Çünkü... Adana Demirspor maçında biz bunu gördük. Orta sahaya Baker, Flavio ve Kamil Ahmet'i koyması bana bunu işaret etti. Üçlü orta saha yapıp üç tane hücum oyuncusuyla oynamayı tercih edecek ileride. Daha önceden Ekuban'ı koyuyordu. Abdülkadir Ömür'ü, Vakayeme'yi koyuyordu. Afobe'yi koyuyordu. Şimdi biraz daha stratejik anlamda farklı bir kadro yapılanmasını yapacaktır diye düşünüyorum ben. Çaykur Rizespor spor maçının da biraz analizini yapacağım sizler için şimdiden arkadaşlar. Kısa bir Çaykur Rizespor spor değerlendirmesi yapacağım. Kadrosunu biraz konuşacağız. Ve tabi buna gelmeden önce Abdullah Avcı'nın röportajına gelelim arkadaşlar. Bence sıkıntılı bir röportaj. Aslında Abdullah Hoca baştan sonra Adana Demir Spor takımının çok kaliteli, kalite yapısı yüksek bir kadroya karşı oynadık dedi. Şimdi Dediği kadro ikincilikteki mücadeleden bir kadro ve kadro e, kadro kalite kadrosu kaliteli bir takım dedi. Aslında hani kendi ligine göre kaliteli dersi anlayacağım ama şimdi Trabzonspor takımına Abdullah Hoca Adana Demir takımından hangi oyuncuyu alır? Sezon başına geldi Abdullah Hoca. Hiç Adana Demirspor takımında oynayan herhangi bir oyuncuyla bir transfer temasına girer mi? Bence girmez. Hani ama bu takımdaki oyunculara karşı bizim takımdaki oyuncularımızı hani Nasıl bir kıyaslama içerisine soktuğu gerçekten anlamış değilim. Bir diğer detay, Abdullah Hoca röportaj yapıyor arkadaşlar. Röportajda işte bu seneki kadroyla, geçen seneki kadro kalitesi aynı değil diyor. Şimdi bunu zaten biliyoruz. Abdullah Hoca da biliyor. Yönetim bunu herkes biliyor ama buradaki taşı yönetim hattının farkında mı, bilerek mi yapıyor, bilerek mi yap, bilmiyorum yani. Çok sıkıntılı bir röportaj bence. Diyor ki resmen. Bu seneki kadroya bak, bir de geçen sene kadroya bak. Bu seneki kadro çok kötü diyor ve bu kadro yapılanmasını bu yönetim yaptı, oyuncuları yönetim çağırdı. Bir diğer boyutu da oyuncu boyutu. Hocan televizyona çıkmış diyor ki ya kadroya bakın diyor, vakayım yok diyor yerine kimi koyacağım diyor. Hani takım diyor yapılanmayı da doğru yapılmamış. Bundan sonraki yapılanmada böyle hatalar olmayacak diyor. Bu takım kalitesini yükseltmemiz lazım diyor. Şimdi bakıyorum ben, hani oyuncu alınır. Başkan alınır bu röportaja daha geldi. Daha 4-5 hafta oldu Aptul Hoca. Birden başladı. Şimdi bahaneler başladı. Takımdaki oyuncuları salladı şimdi. Yönetim oradan bir taş attı ve bunun sonu nereye gidecek bilmiyorum. Çünkü can sıkıcı bir röportaj olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle Adana Demirspor maçından sonra vermiş olduğu röportajın bu olması benim biraz da hani kafamı karıştırdı. Yani ya bu maçtan sonra bari vermesi olurdu. 82. dakikada şut atamayan bir takıma da hani Hocaya da bir şey diyemiyorsun. Takım tamam kötü, kalite düşük, cumatlığın kötü, santroforsuz oynuyorsun. Tamam anlıyoruz ama arkadaşlar bu kadar da değil ya. 82. dakikaya kadar şut atamayan 10 kişi kalmış bir Adana Demir takımına şu kadar baskı kuramaz mı ya? O kadar da değil yani. Gerçekten o kadar değil ya. E bu adamlar milyonluk adamlar ya. Adına Demir takımındaki şu an 11'de oynayan çoğu oyuncunun kazancını belki de Vitor Hugo tek başına bakayım ve tek başına kazanıyor yani. Böyle bakmak gerekiyor. Adamlar çatır çatır oynadı gördük yani. 10 kişi kaldı mı kalmadı mı belli değil. İnanın bana 10 kişi kalmasaydı penaltıya falan gitmezdi bu maç yani. O kadar kötü bir futbol. Kaleye şut yok, paslaşma yok, ileride top tutma yok, bir sete çevirme yok. Takım anlamında, oyunsal anlamda, sistem, strateji anlamında çok kötüyüz. E 1-2 gün içerisinde bu kadro nasıl değişecek? E şimdi bakıyorum ben defans dörtlüsü okey oynadı diyelim. Önlerinde arkadaşlar Baker var. 5. Kalede Uğurcan Çakır koydun. 6. E şimdi Flavio koydu yanına. 7. E 3-4 tane adam yok diye biz Adana Demirspor'a kaybediyorsak zaten bu takım kaybetsin. Normalde hocanın tamamen rotasyon yapması lazımdı. Bütün kadroyu değiştirmesi lazımdı ki demek ki hiçbirine güvenmiyor Abdullah Hoca ki 6-7 tane iskeleti koydu, 3-4 tane oyuncu koydu. Gençlerle serpiştireyim dedi. Ama işe yaramadı. Gerçekten durum kötü, vayım. Trabzonspor takımı hafta sonu Çaykur Rizespor'la oynayacak. Şimdi Çaykur Rizespor takımı da fena bir takım değil. Kaliteli ayakları var. Remi koronavirüsüydü. bir 10 gün oldu mu, 15 gün oldu mu bilmiyorum. Döndü mü, dönmedi mi? Bizim maçla oynayacak mı bilmiyoruz ama koronavirüsünden dolayı takımdan ayrı. Takım 4 galibiyeti var, 3 beraberliği var, 4 mağlubiyeti var. 16 tane gol atıp 18 tane de gol yemiş bir takım. Çok fazla gol yiyor. Bir maçı 5-3 bitti Ankara gücüyle. Son haftayı 3-2 bitirebildi. Yani atıyor, yiyor, atıyor, yiyor. Defans hattı çok sıkıntılı bir defans hattı. Hücum hattı da etkili bir hücum hattı arkadaşlar. Hani bakıldığı zaman ileride kadro önümde Skoda, Fernando, Bodrin ve Mihailak var. Yedeklerinde Samuca gibi de bir etkili oyuncuları daha var. Şimdi Bodrin özellikle takımın her şeyi. Sol ayağını çok iyi kullanan. Final paslarını atan, Orta kesen, duran topları kullanan ve e, takımın e, atağa kalkmasındaki ilk topla buluşturdukları adam Bodrin. Bodrin özellikle Fernando ve Miala'nın çok hızlı oyuncular. Bunların önüne attığı toplarla beraber arkadaşlar kanattan getirdikleri toplarla Skoda'yı buluşturmaya çalışıyorlar. Ki da hava hakimiyeti iyi olan, kafa toplarında çok etkili olan bir oyuncu. E, gerçekten defansımızı zorlayacak bir hücum hattı var. Arkalarında arkadaşlar bizden Doğan oynuyor ve e, Godfrey'de bir orta saha var arkadaşlar. E, Bayağı bir güçlü orta sahası var. Gençlerden aldıkları bir Brezilyalı bir orta saha daha var. O orta saha oyuncusu biraz sakatlığı var diye biliyorum son dönemde. Ama arkadaşlar Çarquiza spor takımı çantada keklik böyle kazanacağım bir takım değil. Ona karşı mutlaka futbol oynaman gerekiyor, baskı kurman gerekiyor çünkü gerçekten arkadaşlar gol atabilen bir takım. Eğer gol yemeyen ben savunmamı yaptım diye düşünürsek ki bence Trabzonspor takımı savunma işini hala halledemedi. Şimdi Edgar oynattık. Vitor, Vitor'u oynattık. Pereira ile başladın. Önünde Baker'ı koydun. Sen gene iskeletini koyduğun halde kalende iki tane gol yedin. Birçok pozisyon verdin. Bunu işte ben her zaman ediyorum. Biz savunma işini çözdük falan diye kendimizi kandırmayalım. Bizim iki tane stoperimiz var sadece. O iki stoperin de yapacağı şeyler kısıtlı. Yani ne yapabilirler? Sonuçta takım pozisyon veriyor. Herkes birebir adam oynamak zorunda. Dün mesela Adana Demir'in ikinci attığı golü özellikle dikkat ettim ben. 5'e 2, 5'e 3 gol yedik yani. İlk attıkları golde de çok kalabalız. İkinci attıkları golde de çok kalabalız. Defansta kalabalık durmak çok fazla bir şey katmıyor. Doğru yerde, doğru pozisyon aldığın zaman sen başarılı olabilirsin, gol yemeyebilirsin. Takım halinde blok halinde kapatman lazım. Mesela dün Adana Demirspor maçında aklıma geldikçe konuşuyorum arkadaşlar. Sohbet gibi düşünüyorum ben bu videoyu. Dün Adana Demirspor maçında bakıyorum. Dakika 4 olmuş. Bizimkiler geri topun arkasında bekliyor. Ya bir çıkın daha maçın başı. Çıkın bir basın, bir hissettirin ya burası Trabzonspor takımı. Türkiye'nin en büyük takımının sahasına geldin deyin. Taraftar olmasa da sen oyunundan baskını kur yani. Bu kadar zor bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Bu kadro yapısının özellikle Premier Lig tecrübesi olan Baker falan elinin kolunu sallayarak gezdiler sahada. Bilal, Diabete, Plaza inanılmaz kötüler. Özellikle Plaza'ya bir parantez atacağım. Sakatlandı diye çıktı Abdullah Hoca. Ben, ben dedim herhalde Abdullah Hoca dayanamadı. Ya arkadaşlar ne top tutabildiği ne bir boş alana koşabildi. Hiçbir şekilde bire bire giremedi, şut atamadı. Yani hiçbir şey yapamadı ya. Bu oyuncuya daha ben bir daha fırsat vereceğini hiç düşünmüyorum Abdullah Hoca'nın. Bu oyuncuyu var ya arkadaşlar şu an ben olsam yarın ilk işim derim ki ya e, plaza teşekkür ederiz. Git kendine takım bul. sana izin kağıdı. Biz seni ilmanlara çıkartmayacağız. Git memleketinde ne yapıyorsan yap derim. Bir şekil bir ayar çekerim yani. Çünkü gerçekten sinir bozucu bir durum. Bu kadar para vereceksin. Genç yetenek bir de başkan. Ya başkana da kızıyorum. İşte plaza çok genç yetenek biz onu bulduk getirdik. İşte gelişimini bekleyeceğiz falan. Ya nasıl bir şey gelişecek bu arkadaşlar ya. Sıkıntılar büyük Trabzonspor takımında. Bu transferi kimler yaptı? Bu transferi kimler onayladıysa arkadaşlar. Bundan sonra ben kolay kolay transfer yapacağını, cesaretli bir şekilde transfer onay vereceğini düşünmüyorum. Bu saatten sonra top Abdullah Hoca'da. Büyük ihtimal Abdullah Hoca saz alsın. Ee, ve Abdullah Hoca istediği oyuncuları getirsin. Bence 4 oyuncunun üzerinde daha fazla oyuncu isteyecek. Neden? 4 tane ilk 11 oyuncu istiyorum dedi. Evet ama arkadaşlar yedekleri de B, B, planı olsun isteyecek çünkü hamlesi yok. E, Afobe'den hiç memnun değiller zaten biliyorsunuz. E, Semoda dedi kendisi de söylüyor. Daha doğru düzgün oynamadı bile Semoda dedi. E böyle olduğu zaman da sonuç kaçınılmaz oluyor. Transferler gelecek. Gene bir mali gene bir maliye çıkacak maalesef. Artık hayırlısı arkadaşlar. Çaykur Rizespor maçına az kaldı. Takım içerisinde e, hocanın röportajı biraz sıkıntı yaratır mı yaratmaz mı bilmiyorum. Yönetimsel anlamda da sıkıntı yaratabilir. Burada ciddi anlamda kadro yapılanmasında sıkıntılar var dedi. Transferler sıkıntı dedi. Kaliteleri düşük dedi. Bu tamamen yönetim atılan bir taş. Oyuncu grubunu da kısmen rahatsız edecek bir röportaj. Adana Demirspor maçı gibi bir maçtan sonra Abdul Hoca'nın da böyle bir bahane sığması ayrı bir e, skandal olarak görüyorum ben. Keşke bu, maç, bu maçı seçmeseydi konuşmak için. Daha başka maçları, kazandığı maçları seçmiş olsaydı bence daha iyi olurdu. Arkadaşlar bu dakikaya kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.